Kübra Öztürk kimdir? 2 yıl Kore'de yüksek lisans yaptım. O da Kore Dili Edebiyatı üzerine yapmıştım yüksek lisansımı. Peki Güney Kore'de bulunduğunuz sürece hiç sokakta bir ünlü gördünüz mü? Buna sevinenler olacak. Dediler ki böyle Lee Min-ho işte havaalanına gelecek. Havaalanına gidersen onunla karşılaşma ihtimalin olabilir. 10 yıl olmuş. Evet 10 yıl olmuş. Gerçekten 10 yıl olmuş. Duolingo diyorsunuz ama siz aslında Korece eğitim veriyorsunuz. Evet. Teyzeler mesela hemen böyle şey yaparlar. Ay bayıp bora derler mesela. Sokakta yürürken şu şekilde dolanan bir Koreli bayanı görebilirsiniz. Erkeği bile görebilirsiniz. Aynı bölümden mi devam etmek gerekiyor yüksek lisans içinde? Koreliyim zanneden insanlar oldu. Neden Seul diyen çok oldu. Merhaba arkadaşlar. Etkinliklerimizden videoların yer aldığı, bilgi ve paylaşım içeren röportajlarımızın ve aynı zamanda birbirinden eğlenceli oyun videolarımızın yer aldığı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kübra Öztürk yanımızda. Onunla bir röportaj gerçekleştireceğiz. İlk sorumuza başlayalım o halde. Kübra Öztürk kimdir? Herkese merhabalar arkadaşlar. İstanbul 92 doğumluyum. İzmir Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliğinden mezunum. Aynı zamanda Kore'ye gidip 2 yıl Kore'de yüksek lisans yaptım. O da Kore Dili Edebiyatı üzerine yapmıştım yüksek lisansımı. Ve şu anda da buradayım. Şu anda da Antalya'da Seul Cafe Patisserie diyerekten bir küçük butik bir kafe işletiyorum. İkinci sorumuza devam edelim. Tabii. Videolarınızı ve şimdi de bahsettiğiniz üzere Türkiye'de ziraat mühendisliğini okumuş ve Güney Kore'de yüksek lisans yapmış birisiniz. Aynı zamanda orada çalışma fırsatı da buldunuz. Hı-hı. Ve şu anda Seul Cafe Patisserie isimli bir Kore pastanesi işletiyorsunuz. Evet. Peki bu macera nasıl başladı? Nasıl buralara kadar geldi? Aslında çok uzun bir macera oldu bu. İzmir Ziraat Mühendisliğinde okurken Korece'ye olan ilgimden dolayı orada kısa bir süreliğine Korece kursuna yazılmıştım. Ve daha sonrasında da okul bittikten sonra aynı zamanda Korece dil eğitimimi de tamamladıktan sonra bir şirkete başvurdum. Bulundum ve Korece tercümanlığı ile ilgili. Yani ziraatla ilgili aslında şu ana kadar çok yani hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Korece ile ilgili bir tercümanlığa başvuruda bulundum ve 2,5 sene oradaki şirkette yani Türkiye'de bulunan bir şirkette çalıştım. Dedim ki artık hani Korece ile ilgili ben bu kadar geliştirdim çünkü o şirkette çalışırken de hani 2,5 sene boyunca tercümanlık yapıyorsunuz ve bir toplantıya girdiğimiz zaman uzunca süreler sürekli böyle bir Korece Türkçe, Türkçe Korece bir tercümanlığı olunca bayağı bir pratik yapma fırsatı bulmuştum ben orada. Sonrasında da dedim hani bu kadar Korece'yi geliştirdim. O zaman ben hani Korece ile ilgili bir belge almam gerekiyor. Bir diplomam olması gerekiyor. Bu yüzden de dedim ki yaş birazcık daha ilerlemeden önce artık Kore'ye gideyim ve orada bir yüksek lisans yapayım. Bu yüzden Kore Dili Edebiyatı bölümüne başvuruda bulundum. 2 yıllık oradaki eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Dediğiniz gibi küçük bir butik kafe işletiyorum. Bu da nasıl oldu? Kore'de yüksek lisans eğitimimi tamamlarken aynı zamanda part-time işlerde de çalışıyordum. Bu part-time işlerden bir tanesi de bir aynı benim şu anda yaptığım gibi butik bir pastanede kafede çalışma fırsatı buldum. Yaklaşık 1,5 yıl kadar falan orada çalıştım. Aynı zamanda benim patronum da eğitmen olduğu için aynı zamanda orada da pasta ile ilgili eğitim aldım. Ve bunu da hani hoşuma gittiği için zaten kafeye karşı olan bir ilgim de vardı. Kahveye karşı aslında bir ilgim vardı ama baktım ki orada pastaya karşı da bir ilgim varmış. Ve bunu da değerlendirmek istedim. Sonrasında da Türkiye'ye döndüğümde dedim ki böyle bir küçük butik bir kafeyi ben de açsam nasıl olur dedim. Ve bu şekilde de onu da gerçekleştirmiş oldum. Eğlence ve kültür birleşmiş gibi. Evet aynen. Eğlenceli bir şey çıkmış. Kesinlikle. Ziraat mühendisliği okudum dediniz ve Kore Dili ve Edebiyatı üzerine de yüksek lisans yaptım dediniz. Evet. Bildiğimiz üzere ziraat mühendisliği sayısal bir bölümken Kore Dili ve Edebiyatı dilden girilen bir bölüm. Hı-hı. Ve Güney Kore'de yüksek lisans yapmak için aynı bölümden mi devam etmek gerekiyor yüksek lisans içinde? Ve gördüğümüz bir ön yargı da var. Mesela Güney Kore'de yüksek lisans veya normal eğitim almak için Kore Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmasının gerektiğini düşünüyor insanlar. Hı-hı. Siz bu engeli nasıl aştınız veya ne kadar düzeyde Korece bilmek gerekiyor? Aslında şöyle, ben de öyle zannediyordum. Yani mesleğimiz neyse yüksek lisansı da o şekilde yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Ziraat okurken bu yüzden ben de ilk önce mezun olduktan sonra hemen Kore'ye gidip yüksek lisansımı ziraat üzerine yapmayı düşünüyordum. Hatta ben ziraat mühendisliği okurken ginseng üretimi yapan bir firmada Kore'de 3 aylık stajımı gerçekleştirmiştim. O stajımı gerçekleştirdikten sonra aynı zamanda orada bulunurken Kore'deki işte ziraat mühendisliği ile ilgili olan okulları araştırmıştım. Başvuru yapmıştım fakat o sırada bazı aksiliklerden dolayı Kore'ye gidememiştim. Ve ziraat mühendisliği ile ilgili yüksek lisans hani
olmadı. Sonrasında dediğim gibi işte şirkete girdim, tercümanlık yaptım ve sonrasında tekrardan araştırdığımda bunun böyle bir gerekliliği olmadığını gördüm. Hı hı. Hani illa ziraat mühendisiyseniz orada da ziraat mühendisliği ile ilgili yüksek lisans yapmanıza gerek olmadığını gördüm. Bu yüzden ben de dedim ki hani Korece diline başvurayım o zaman. Hı hı. Ne istiyorlar diyerekten internet sitesine baktım. Öncelikle gitmek istediğim üniversiteleri kararlaştırdım ve o her üniversitenin yani genellikle aynı şeyleri istiyorlar ama bazı üniversitelerde farklılık gösterebiliyor bu belgeler. İstenilen belgelere bir göz gezdirdim. Orada da hiçbir şekilde şey yazmıyordu. Hani lisans bölümünüz neyse onunla ilgili yüksek lisans yapabilirsiniz diye böyle bir dipnot düşülmemişti. Buna sevinenler yani... olacak. Bence de. O yüzden dedim ki demek ki ben de başvuru yapabiliyorum. Sadece işte orada hani Korece bilmeniz gerekiyor. Ya Korece eğer ki Kore dili bölümünü seçiyorsanız her okulda gene onda da seviyelerin farklılıkları var. Bunu dediğim gibi hani üniversitelerin kendi internet sitelerine girip bakabilirler. En güvenilir kaynak o oluyor çünkü. Bu şekilde karar vermiştim. Hani daha sonrasında da o istenilen belgelerimi hazırlayıp gittim. Mülakata girdim. Korece zaten o zaman dediğim gibi konuşabildiğim evet. için herhangi bir sıkıntı yaşamadım mülakatta da. Evet. Takipçilerimizin de aslında en çok merak ettiği iki konu eğitim ve çalışma hayatı oluyor. Evet. Peki bu çalışma hayatında yabancı çalışanlar da olduğu için dil genelde Kore mi yoksa İngilizce mi oluyor? Yani şöyle çalıştığınız firma ya da yere göre değişiklik gösterebiliyor aslında. Ben orada iki işte çalışmıştım. Bir kreşte öğretmenlik yapmıştım. Korelilerin böyle tamunha dedikleri bir şey var. Yani ne dedikleri? Tamunha. 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 Munha zaten Korece'de kültür demek. Burada da ne yapıyorlar? Kreşlerde farklı kültürlerden, farklı ülkelerden gelen hocalar oluyor. İşte Türk geliyor, Afrika'dan gelen oluyor, Taylandlısı geliyor. Yani farklı farklı ülkelerden gelen hocalarla 20'şer dakika, 20'şer dakika kendi kültürlerini anlatıyorlar öğrencilere. Burada zaten direkt Türkçe konuşmamı istiyorlardı benim. Hani Korece konuşmamı çok istemiyorlardı. Çünkü öğrencilerin hani Türkçeyi birazcık daha hani duymalarını istiyorlardı. Ben ne yapıyordum? Hani o zaman işte Türk kültürüyle ilgili bir şeyler anlatacaksam arada işte Korece ve Türkçe şeklinde anlasın öğrenciler diyerekten o şekilde kullanıyordum. Aynı zamanda öteki çalıştığım yerde kafedeydi. Kafede de hani sipariş aldığım için orada da gene Korece'yi kullanıyordum. Yani benim İngilizce konuşacağım bir yer olmamıştı Kore'de çalışırken. Ama dediğim gibi hani eğer ki yabancıların geldiği bir yerde çalışıyorsanız tabii ki orada İngilizce gerekli olabilir. Ama en önemlisi Korece'yi bilip gitmeniz en uygunudur diye düşünüyorum. Peki mesela Korece öğrenmek isteyenlere önerebileceğiniz uygulama veya web sitesi vesaire var mı? Yani şöyle aslında ben Korece'yi 2012'de başlamıştım öğrenmeye. Hani bir 10 yıl olmuş. Evet 10 yıl olmuş. Gerçekten 10 yıl olmuş. Çok uzun bir zaman olmuş ama hiç öyle gibi gelmiyor bana. O zaman hani böyle işte uygulamalardır, onlar bunlar hani olmadığı için ben kursta öğrenmiştim. Bir de hocalarımız da bizim Koreliydi. Korece'yi bilen birisinden, özellikle bu kişi kendisi hani Koreli ise tabii ki de telaffuz olarak daha iyi olur. Eğer ki Türk ise mutlaka Kore'de yaşamış ya da işte Korece'yi gerçekten bilen, telaffuzunu güzel yapan birisinden öğrenmesini tavsiye ederim. Onun dışında hani bir uygulama olarak mesela son zamanlarda çok kullanılabiliyoruz. Duolingo'yu belki hani kullanabilirler. Orada çünkü en temel seviyeden başlanıyor. Orada bu arada Korece bilmek için önce İngilizce bilmeni istiyor. Öyle mi? Evet. Ha. Bu da küçük bir dipnot olsun. Neyse, İngilizce de öğreniriz, Korece de öğreniriz. Aynen öyle. Bir taşla iki kuş olmuş olur. Yani onu kullanabilirler. Hani ben kullanmadım, bilmiyorum iyi midir, şey midir ama genel olarak baktığımızda herkesin sevdiği bir programı olduğu evet. için belki onu kullanabilirler. Duolingo diyorsunuz ama siz de aslında Korece eğitim veriyorsunuz. Evet. Yılların tecrübesiyle 10 yıldan bahsettik çünkü evet. demin önce. Peki sizden Korece eğitim almak isteyenler size nasıl ulaşabilir? Bana nasıl ulaşabilirler? Instagram adresimden DM'le ulaşabilirler. Ben oradan iletişime geçenlere derslerle ilgili bilgi veriyorum. Nasıl yapıyorum? Burada da gene bir kısaca bahsedeyim. Zoom üzerinden yapıyorum. Derslere de Kore'den döndükten sonra başladım. Aslında daha öncesinde de veriyordum ama hani çok fazla değildi. Böyle tanıdıklarıma, yakın çevreme veriyordum ders. Daha sonrasından Kore'den döndükten sonra zaten korona olayı olunca kafeyi de açmadan öncesiydi bu. O anda Zoom programından her şey online olarak olduğu için bu şekilde başlamıştım. Şu anda da gene Zoom üzerinden veriyorum. Kendi hazırladığım PDF'ler var. Onlarla ilgili alıştırma, karşılıklı böyle konuşma şeklinde, diyalog şeklinde yapıyorum. Temel seviyeden orta seviyeye kadar
devam ediyor. Peki mesela dili hallettik diyelim. Koreceyi hallettik. Hı-hı. İngilizcemiz de azıcık var ve yüksek lisans yapmaya karar verdik. Hı-hı. Güney Kore'de yüksek lisans yapmak isteyenlere ne gibi önerileriniz olur? Kore dili ve edebiyatı bölümüne zaten başvuracaklarsa mutlaka bir orta seviyeye kadar bir gelmeleri gerekiyor zaten. Bir kere topik sınavına girmeleri gerekiyor. Bunun için ön çalışmaları gerekiyor. Koreceliği orta seviyede bilmeleri lazım mutlaka. Onun dışında farklı bölümlerde eğer ki İngilizce ile ilgili bir bölüm seçeceklerse İngilizcelerinin iyi olması gerekiyor. Yani illa topik sınavının olması gerekmiyor. TOEFL'da kabul ediyorlar. Dediğim gibi bölümden bölüme değişiklik gösteriyor. Dil öncelikli olarak dil öğrenmeleri gerekiyor. Bu dil olayını çözdükten sonra zaten geriye bir sıkıntıları kalmıyor. Diğer belgelerde bazı hazırlamamızda zorlu olabilecek belgeler var. Bunlar mesela maddiyat olarak bizim bir dekont göstermemiz gerekiyor. O en çok şu anda öğrencileri zorluyor. Bu benim zamanımda dolar çok yüksek olmadığı için hani sıkıntı olmamıştı. Oldu da olmadı diyelim. Ama şu anda dolar biraz daha bayağı bir yükseldiği için belki hani onda eğer ki maddiyat olarak da sıkıntıları yoksa onun dışında hani bir sıkıntı yaşamayacaklardır diye düşünüyorum. Aynı zamanda hani kültür olarak zaten Kore'yi seven bir insan kültürünü çok iyi bildiği için yani gittiğinde çok fazla şaşırmayacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Zaten dizilerden her ne kadar diziler çok yansıtmasa da gene de az çok biliyoruz sonuçta. Hani en çok hazırlanmaları gereken şey, önem vermeleri gereken şey dildir diye düşünüyorum. Peki sizin orada çalışırken hem yüksek lisans yapıp hem çalışmıştınız. Orada en çok zorlandığınız konular nelerdi? Yüksek lisans yapıp aynı zamanda çalıştığım için zaman bana kalmıyordu açıkçası. Yani gezmek istiyorum ama çalışmazsam para olmuyor. Para oluyor, çalışınca da zaman olmuyor. Bu genel herkesin bildiği bir şey aslında. Bu yüzden hani yüksek lisansta şöyle bir şey oluyor. Mesela lisans yapmaya gidecekler kesinlikle çalışmayı tercih edemezler. Çünkü lisansa giden bir öğrenci full olarak okulda olması lazım sabahtan akşama kadar. Ve aldıkları dersler de çok fazla olduğu için çalışmaktan başka, yani ders çalışmaktan başka işle ilgili bir şey yapamazlar. Bu yüzden mutlaka burs almalarını da aynı zamanda aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Mutlaka bulabiliyorlarsa burs bulup gitmeleri gerekiyor öğrencileri. Hı hı. Yüksek lisansta ben bursa mesela başvurmamıştım. Çünkü bursa başvurulan zamanlarla benim okula başvurduğum zaman uyuşmuyordu. Beklemek de istemedim. Ne zaman bursa başvuruluyor? Bildiğim kadarıyla Nisan ayı gibi olması lazım. Tam emin değilim ama Nisan ayı gibi başvuru oluyordu. Ben Eylül ayında yani önceki senenin Eylül'ünde okula başvurmuştum. Mart ayında benim okulum başlıyordu. O yüzden hani Nisan'ı bekleseydim bursun olup olmaması da bir olasılıktı. Nisan'ı bekledikten sonra bir yıl daha benim eğitimim sarkmış olacaktı. Lisans öğrencisi birazcık çalışması, iş hayatına atılması zor olur. Ama yüksek lisans öğrencisi Korecesi varsa özellikle anlaşmasında bir sıkıntı yoksa o zaman iş bulması daha kolay olur. Hem zaman olarak da iş bulması daha kolay olur. Mesela benim yüksek lisansta haftada 3 gün derse gidiyordum ama 2'şer 3'er saatlik derse gidiyordum. Yani bu sizin ders seçme şeylerinize göre de değişiyor tabii ki ders aldığınız şeyler, saatleriniz. Siz hem okudunuz hem çalıştınız. Peki orada tek başına yaşayan bir öğrenci için geçim şartları zor mu? Çalışıyorsanız eğer çok da zor değil ama gene de bir şeylerden kısmak gerekiyor tabii. Öğrenci hayatına tekrardan. Benim en çok zorlandığım şey aslında orada oydu. Çünkü ben burada Türkiye'de 2,5 sene tercüman olarak çalıştığım için hani sonuçta tercümanlıkta bir maaş alıyorsunuz, kendi ayaklarınızın üstünde duruyorsunuz, geçiminizi kolay bir şekilde, daha iyi bir şekilde yani standartlarınızı diyeyim daha doğrusu. Standartlarınızı daha yüksek bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. Fakat tekrardan hani Kore'ye gidip öğrenci olunca bazı yaptığınız şeyle standartlarınızı düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Hani öğrencilikten öğrenciliğe gidecek bir insan için zor değil yaşam şartları ama zaten burada eğer ki standartlarınız hani birazcık daha normalse ve oraya tekrar öğrenci olarak gidiyorsanız kısmanız gerekiyor. Gezmenizden, yemenizden kısmanız gerekiyor. Ama genel olarak baktığımızda bir öğrenci orada 1000 dolarla rahat bir şekilde bir ayını geçirebilir diye düşünüyorum. Peki yabancı olduğunuz için ve farklı göründüğünüz için yani Korelilere göre baktığımızda farklı olduğunuz çok belli oluyor orada. Bu durumdan kaynaklı olarak karşılaştığınız bir olay oldu mu hiç? Yani enteresan bir durumla karşılaşmadım açıkçası. Sadece herkes size bakıyor. Niye bakıyorlar? Hani yabancı olduğumuz için. Teyzeler mesela hemen böyle şey yaparlar. Ay goyepora derler mesela. O da ne demek oluyor? Farklı olduğumuz için onların gözünde güzel oluyorsunuz. Bir kere Koreliler için hani şu göz yapınız iri ise yuvarlaksa her halükarda güzel oluyorsunuz. Evet. Göze çünkü biraz şeyleri var. Onun dışında hani enteresan bir olayla karşılaşmadım açıkçası. Çünkü direkt Korece konuştuğum için herhangi bir şey yaşamadım. Herkes direkt Korece konuşuyorsunuz falan diyerekten o yöne
gidiyorlardı? Nasıl öğrendin? Hani sorular genelde bu şekilde oldu. Hemen Korece konuşunca nereden öğrendin? Nasıl öğrendin? Neden Kore? Neden Korece? Hoşlarına gidiyor o zaman. Tabii merak ki. Etmeye başlıyorlar tabii bir anda sizi. Tabii ki de. Aynen öyle. Ama dediğim gibi hani herhangi bir kötü bir şeyle karşılaşmadım. Peki Kore denilince akla gelen en büyük şeylerden biri de yine güzellik ve makyaj. Evet. Biliyorsunuz çok önem veriyorlar. Tabii. Günlük hayatta da bu güzellik ve makyaj dediğimiz iki kavram hissediliyor mu? Hissediliyor. Çünkü maskelerdir, makyaj malzemeleridir, her yerde zaten onlar yoğun bir şekilde satılıyor. Sokakta yürürken şu şekilde dolanan bir Koreli bayanı görebilirsiniz. Erkeği bile görebilirsiniz. Aynı zamanda dolmuşta giderken inmeden önce gene fondötenini tazeleyen, makyajını tazeleyen insanları çok görebilirsiniz. Yani bu şekilde kişisel bakımlarına çok önem veriyorlar. Bir de mesela şunu da söyleyebilirim. Aynı evde kaldığım arkadaşımdan dolayı biliyorum. Sürekli böyle kendilerini dövüyorlar. Özellikle gece makyajı sildikten sonra şöyle şapa şapa bir vururlar. O da hani kan dolaşımını evet, şey yapmak için genç evet. kalmak istedikleri için. Zaten genç gözüküyorlar aslında ama şey çok önem veriyorlar. Görmüştüm ben de yabancılar işte Koreliler böyle TikTok biliyorsunuz TikTok çok kullanıyorlar. Orada da mesela işte yabancıların garipsediği şeyler diye bir video çekmişler. Garip olan şey de makyaj, kozmetik şeylerin reklamlarında aktörlerin yer almasını garipseniyormuş mesela. Doğrudur. Yani demin dediniz ya erkekler bile kullanıyor yapıyor. Aslında vesaire diye. Aynen hani öyle. Onlar da artık normal bir şey. Aynen öyle. Normal bir şey artık onlarda. Yani güzellik çok önem verdikleri bir şey. Peki Güney Kore'de bulunduğunuz sürece hiç sokakta bir ünlü gördünüz mü? Sokakta ünlü görmem imkansız sanırım. Zaten o ünlü o sokakta gezerse yani linç ederler onu büyük bir ihtimalle. Ama şöyle gezmiş olabilirler. Maske takıp şöyle şapkayı şuraya kadar indirip. Klasik illaki, olarak. Aynen. O şekilde belki yan yana geçmişim. Peki onu görünce mesela aa kesin bu ünlü, kesin bu bir aktör vesaire denmiyor mu? Yok, onun farkına varılmaz çünkü zaten normalde de makyajsız çıkan bir insan maskeyle ve şapkayla yani yüzlerini kapatabildikleri kadar kapatacakları için kamufle oluyor. Aynen öyle. Yani o yüzden hani bu kapa yani şapka takmış, maske takmış bir insan acaba ünlü müdür diyerekten düşünce olacağını zannetmiyorum. Onun dışında ünlülerden hani sokakta görmedim ama bizim üniversite festivaline Hayes gelmişti. Hayes'i en baştan görmüştüm. Zaten şarkılarını da seviyorum onun. Yani görmek istediğim aslında birisi vardı. Eminu'ydu görmek istediğim kişi. Hatta bununla ilgili böyle bir yaptığım, bir hayranlıktan dolayı yaptığım bir şey var. Onu da anlatayım sizlere. Çok isterim. O zaman tabii üniversite öğrencisiyim. 2013 yılında ilk defa Kore'ye gittiğimde staj için gittim demiştim. İlk defa o zaman gittiğimde Lee Min-ho'yu görmek istiyorum ama nasıl göreceğim? Benim staj yaptığım yerde Seul'le biraz uzaktı. 2,5-3 saat falan sürüyordu. Bir köy, kırsal bir kesimde yapmıştım ben ziraat olduğu için. Burada Türkiye'deki Minozlarla da iletişim halindeyim. Dediler ki böyle böyle Lee Min-ho işte havaalanına gelecek. Havaalanına gidersen onunla karşılaşma ihtimalin olabilir. Tabii ki o bir dakikalık şöyle hızlıca geçeceği şey için ben o kadar 3 saatlik yolu gidiyorum. Dedim ki ya tamam dedim bir gideyim ne olacak ki? Hani Türkleri bir temsilen gideyim en azından. Öyle bir havaalanına gitmiştim. Kaç saat boyunca bekledim ve dediğim gibi kırsal kesimde çalıştığım için otobüs saatleri de erken saatte bitiyordu. Evet. Eminönü'nün uçağı rotar yapmıştı ve orada görememiştim. Hayranları bana fotoğrafını vermişti. Sadece gene bir fotoğrafla yetinmek zorunda kalmıştım. Artık dedim kısmet değilmiş herhalde. Yani havaalanına kadar gidip tam böyle görecekken uçağının onu rötar yapıp gelmemesinden ötürü böyle bir uğursuzluk mu diyeyim artık ne diyeyim? Şanssızlık diyeyim. Bir iç gitti. Sonra da zaten bir daha uğraşmadım. 2,5 sene boyunca Kore'de yaşarken zaten 27-28 yaşında. Bir heves kırıldı bir daha gelmedi. Dedim ki 22 yaşında göremedim. 27 yaşında nerede göreceğim dedim. Peki Antalya'da Kore Pastanesi işletiyorsunuz. Evet. Kore Pastanesi açmaya nasıl karar verdiniz? Süreç nasıl işledi? Aslında şöyle pastane değil de amaçladığım şey kafe açmak istiyordum. Çünkü Kore'de birbirinden güzel böyle butik tarzda kafeler var. Benim Kore'de bulunduğum süreç içerisinde yani eskiden diyeyim. Hani Türkiye'de de şu anda o tarz kafeler çok açılmaya başladı. Fakat benim o dönemde hani hayalim eskiden beri olan bir şey. Hani Türkiye'de de böyle bir kafe açmak istiyorum diyerekten hani kahve üzerineydi aslında ilgim. O şekilde başlamıştı. Kahve üzerine olan şey bunu gerçekleştirebilmek için de Kore'de başvurduğum yerler kafelerdi. Benim çalışmak için istediğim yerlerde kafelere başvuruyordum. Fakat şansıma kafe diye başvurduğum yerde butik pastane
çıktı. Yani aynı şekilde imalatın arka tarafta mutfakları vardı, imalatın orada yapıyorlardı. Ön tarafta satışlarını gerçekleştiriyorlardı. Burada da böyle bir yere girince işe, orada çalışma şekillerine baktım, nasıl yürüyor, hani nasıl yapıyorlar falan diyerekten. Patronumla da zaten çok seviyorum onu. Onunla da hani aramız çok iyiydi. Bana gerçekten böyle büyük bir ablalık yapmıştır orada çalıştığım süre boyunca. Ve her şeyi de bana bildiği her şeyi öğretmiştir o kendisi de. Onun sayesinde dedim ki yani madem kafe açacağım, o zaman ben de aynı buradaki sistem gibi bir şey açabilirim diye düşündüm. Ona bunu söyledim. Dedim hani Türkiye'de ben bu tarz bir kafe açmak istiyorum, öğrenmek istiyorum, ne yapmam gerekir diye. O da bana aynı şekilde az önce de bahsettiğim gibi eğitim verdi. Yani kafe aslında sadece kahve üzerine yapmak istediğim bir şeydi ama o birazcık daha genişledi ve bu da ne oldu? Seoul Cafe Patisserie. Yani normalde sadece Seoul Cafe olacakken patisserie de eklenmiş oldu. O zaman Güney Kore'de aslında Güney Kore'deki kafe veya tatlı kültürünü deneyimleme fırsatınız oldu. Evet. Peki Türkiye ile mesela karşılaştırırsak, yani Türkiye'deki kafe veya tatlılarla Güney Kore'deki tatlı ve kafe kültürüne bakacak olursak neler söylemek istersiniz? Yani şöyle, bizim tatlı kültürümüz onlara göre çok tatlı. Yani Koreliler çünkü çok tatlı yemeği sevmiyorlar. Bu yüzden hani onların tatlılarına baktığım zaman benim sevdiğim tatlıları mesela Pink Su. Pink Su'yu çok seviyorum. Orada yediğim hani hafif bir tatlı oluyor. Aynı zamanda mesela onların gene kendi yaptıkları işte sokaklarda satılan görmüşsünüzdür belki hot dog dedikleri tatlıları var. O da gene şerbetli olduğu için bize hitap eden bir tatlı. Onun dışında hani lokuma benzetilen bir dok diyerekten bir şeyleri var. Dokla yapılan tatlıları var. Ama onların tatlı oranları gene bize göre az oluyor. Yani bir lokum yedikleri zaman mesela Koreliler bir lokumu yiyemiyorlar. Çok tatlı, aşırı tatlı geliyor onlara. Hafif o zaman onlarınki bizim hafif, tatlılara göre. Tabii. Aynen öyle. Çok hafif. Bizim pastanemizde yaptığımız şeyler de aslında mesela bana insanlar soruyorlar. Hani Seul pastanesi, Kore tatlısı var mı diyorlar. Kore tatlısı yok aslında. Fakat şöyle açıklıyorum ben de onlara. Hani Korelilerin tatlı yedikleri tatlı, yani şerbet oranı düşük olduğundan dolayı şeker oranları daha az. Öyle bir benzetme yapabiliyorum Kore ile. Fakat mesela Seul Cafe'ye gelen bir Koreli, Koreli müşterilerimiz de çok geliyordu ziyaretimize. Seul Cafe'ye gelen bir Koreli direkt diyebiliyordu işte, aa bunlar Kore'deki tatlar. Çünkü Kore'deki tatlar neden diyorlar? Aslında hani yaptığımız pastadır, işte mesela kruvasandır. Bunlar hani hepsi Avrupa tarzından gelen, oranın kültüründen gelen şeyler ama neden Kore tarzı diyorlar? Çünkü dediğim gibi şeker oranı düşük olduğundan dolayı benzetiyorlar. Türkiye'de bir pastaneye girip tatlı ya da bir pasta yedikleri zaman aşırı yoğun tatlı geliyor. Fakat bizim kafeye gelip yedikleri zaman aa çok hafif Kore'deki tatlar diyebiliyorlar. Peki bu zamana kadar aldığınız en ilginç sipariş neydi? İlginç sipariş değil ama bizim menümüzde ilginç olan şeyler vardı. Kore ya özgü olan değil. Mesela Higimce latte'miz vardı. Higimce latte de susamlı latte, siyah susamla yapılan bir latte. Aslında bizim ülkemizde siyah susam yok. Bu çörek otuyla karıştırılıyor. Ama onun da açıklamasını yapıyordum hani her seferinde. Çörek otu değil bu, çörek otu değil. Şey, yurt dışından susamı getirtiyoruz diyerekten. Bunu da ben Kore'de ünlü olan bir yerde, bir kafede içmiştim bu latte'yi. O yüzden kendi kafeme de eklemek istemiştim. Öyle hani farklı bir tat olarak bu vardı. Bir de mesela çok sevdikleri Sucheong diye bir içeceğimiz var. O da gene Kore tarzında yapılıyor. Aa, bu arada şu vardı. İlginç sipariş dediğinde aklıma gelmemişti ama şöyle bir şey olmuştu. Bir müşterimiz dükkanın önünden böyle geliyor, geçiyor, içeri geliyor. Benden istediği şey şu: çiğ börek yapıyor musunuz? Yani çiğ börek... Kafe patisseriyiz biz falan olmuştum böyle. Ama bunu ısrarla bana aynı kişi ısrarla böyle sormuştu birkaç kere. Ona inatla menüde istiyor bence o. Aynen menüde istiyor. Dedim ki artık tamam yani artık gittiğimde, şimdi döndüğümde geri diyorum artık çiğ böreği koyalım artık. Artık gelmiyor. Böyle bir şey olmuş. Hani farklı farklı istekler oldu aslında. Olmadı değil. Enteresan istekler oldu. Kore yemeği soranlar çok oluyordu mesela. Da Kore yemeğimiz yoktu. Genelde bizim hani Kore ile ilgili özgü olan içeceklerimiz de daha çok var. Ama aslında zaten baksalar Seul Cafe Patisserie. Hani değil oradan mi? Anlamaları aynen lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani böyle bir olayla karşılaşmıştık. Peki şimdi mesela ülkemizde de aslında Kore'nin etkileri yavaş yavaş büyüyor. Bunlardan biri de kafe. Yani Kore şeklinde, Kore tarzı kafelerde de artış var. Siz ilk açtığınızda size nasıl tepkiler gelmişti?
Koreliler mesela uğruyor dediniz kafemize vesaire. Evet. Mesela onlar gördüklerinde ne tepki verdi? Veya Kore'yi seven Türkler de gelmiş olabilir. Sırf orada Seoul yazıyor diye mesela. Evet, evet. Hani bu nasıl tepkilerle karşılaştınız? Yani şöyle, her zaman aslında güzel tepkilerle karşılaştım. Mesela Koreliler geldiklerinde benim Koreli olduğumu düşünmüşler. Bu şekilde tepkiler. Sonra eli gözleri gördüler. Ya bu Türkmüş. Koreliyim zanneden insanlar oldu. Neden Seoul diyen çok oldu. İsmi olarak Seoul olmasının sebebi de aslında benim orada hani bir şeyim vardı, bir yaşantım vardı. 2,5 sene boyunca orada kaldım, anılarım, hatıralarım. O yüzden onu da buraya biraz taşımak istedim. Sonuçta bizim kafeye gelen insanların illaki bir K-pop'la, K-drama'yla illa bir ilgisi oluyor. Onlarla da böyle bu şekilde konuşma olduğu için ben sanki hala Kore'de yaşıyormuş havasında olabildim aslında uzun bir süre. Şey gibi olmuş aslında, hani bizim de mesela bazı semtlere girdiğinde ben öyle yaparım hani nerede olduğumu anlamak için. Yani mesela İstanbul'a ilk giriş yaptığımda İstanbul Eczanesi, ne bileyim işte bilmem ne börekçisi, bilmem ne şey, ona göre bir şey olmuş aslında. Aynen ama öyle. Çok mantıklı olmuş bence soru kefe. Aynen öyle. Yani ben de mesela ilk gördüğümde ah Kore ile ilgili bir yer deyip mesela girerdim yani. Kesinlikle değil mi? Yani o şekilde gelenler de oldu. Çok fazla işte okulla ilgili soru soranlar oldu, nasıl oldu, neden oldu diyerekten. Son olarak bildiğin üzere biz Güney Kore sanatçıları ülkemizde ağırlamak, onları sevdikleriyle buluşturmak ve Kore severler için güzel etkinlikler yapmak amacıyla kurulmuş bir şirketiz. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Öncelikle yani çok tebrik ediyorum şirketinizi. Çünkü 26 Mart'taki K-pop etkinliğiniz vardı ve buna ben de katıldım. Ve çok çok eğlendim. Çok güzeldi. Ve bu şirketin ilerleyen zamanlarda çok daha güzel işler başaracağına eminim. Türkiye'de de bunu bekleyen çok insan var aslında. Hani Korelilerin buraya gelmesi, burada bir konserin olmasını bekleyen çok fazla hayran kitlesi var. Fan meeting de aynı aynen, zamanda. Aynen, fan meeting de aynı zamanda. O hayran kitlesine sizin çok güzel bir şekilde seslendiğinizi ve ileride de çok güzel işler başaracağınızı düşünüyorum. Bundan, biz de zaten artık başladık. Evet. Benim soracağım sorular bitti. Kanalımıza konuk olduğun için, bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim böyle güzel bir güne beni davet ettiğiniz için. Sizin söylemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Aynı zamanda benim de böyle küçük bir YouTube kanalım var aslında. Yeni başladım. Hani çok bir şey yapmıyorum. Hani öyle kendi günlük yaşantımla ilgili bir şeyler çekiyorum. Seo Cafe'den birazcık böyle birkaç görüntü çekmişliğim var. Onu da takip ederseniz mutlu olurum. Biz onu zaten videonun altında hemen şöyle bir gösteririz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, röportajımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yepyeni videolarla karşınızda olacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.